Tuğba Özay'ın sil baştan eziyeti sosyal medyaya damga vurdu. Oku bakalım Adrian önünden. Mankenlikten oyunculuğa ardından da şarkıcılığa geçiş yapan 44 yaşındaki Tuğba Özay son olarak sosyal medyada yayılan bir videoyla gündeme geldi. Ünlü ismi Şebnem Farah'ın Sil Baştan adlı şarkısının seslendirmesi gündem oldu. Kadınlar Günü'nde pembe kıyafetiyle konser veren Tuğba Özay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün benim için muhteşem bir gündü canım. Bugün benim için muhteşem bir gündü. Canım kadınlarımıza çok keyifli bir konser oldu." notunu ekledi. O gün sahnede söylediği şarkılar arasında ünlü şarkıcı Şebnem Ferah'ın Sil Baştan parçası da yer aldı. Şarkıyı söylerken ki görüntüleri sosyal medyada yayılan ünlü şarkıcının sesi beğenilmedi. Videoyu izleyenler resmen eziyet, resmen baştan başlama. Sen baştan başlama. Şebnem Ferah kan ağlıyor. Şarkı şarkı olalı böyle eziyet görmedi gibi yorumlarda bulundular. Cesaret ister bu şarkıyı söylemek ya. Niceleri söyleyemez bu şarkıyı. Bahar sen söyle. Ben şöyle düşünüyorum. Nasıl futbolculukta, nasıl mankenlikte belirli bir yaştan sonra artık emekliliğe ayrılmak zorunluluğu varsa mutlaka özellikle kadın sanatçılarda da bu olmalı diye düşünüyorum. Çünkü yaş ilerledikçe bir insan artık yani böyle görsellikte de böyle seksepallikte zayıflayınca otomatikman böyle manzaralar ortaya çıkıyor. İnsanlar böyle kendilerini olmayan, hiç sokmayacakları, mesela mankenlik hayatı boyunca bu kadın hiç böyle bir duruma kendini düşürmemiştir. Kati surette. Ama bak şimdi ne oldu? Yaş kemali erdi. Artık böyle kendilerini sahnelerde, oralarda, buralarda rezil ediyorlar. Bu bütün olgun sanatçıların sonu bu. Yani hiç de yakıştıklarını düşünmüyorum. Bütün şarkıcılar dahil belirli bir yaştan sonra bak Ajda dışında hani böyle kendini böyle koruyan, gittikçe devleşen şarap gibi kadınlar var, yok değil. Ama bunlar genellikle kadınların %80'i, 90'ı yaşlandıkça bu işte başarısızlaşıyorlar. Sahne almamalılar, nasıl podyumda yürüyemiyorlarsa şarkıda söyleyememeliler yani. Şimdi Muazzez Ersoy'da benim çok yakın arkadaşım. Arayın sorun, bağıracağını tanır mısın deyin, söylesin. Yani ben öyle havadan konuşan bir insan da değilim. Tanıyorum, kişiliklerini de biliyorum. Belirli bir yaştan sonra insan gerçekten anne olmalı ya. Ya da ne bileyim bir banka memuru olmalı yani. Evinde yemek yapmalı falan, bunlara yönelmeli. Sahne genç insanların işi, şarkıcılık, pozitif enerji, cıvıl cıvıl olmak. Ben geçen gün bakın, genç de bir kadınım, çok genç bir kızım. Sadece enerjimle bir kadını epilepsi krizine soktum. Benimle tartışmanın tıbben yan etkisi epilepsi krizine girmek. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi siz sanıyor musunuz? Ben şu anda 20 yaşında bu güçteyim. 50 yaşındaki bağıracağından da hala böyle enerjik olabilecek, böyle enerjik konuşabilecek. Buna inanabiliyor musunuz? Bu imkansız. Belirli bir yaştan sonra bağıracağının emekliliğe ayrılması zorunlu olmalı. Buradan sesle beni de tutun. İleride ben de yaşlanıp hala ısrarla ben sahneye çıkacağım. İnsanlar beni izleyecekler. Şebnem Ferah söyleyeceğim. Ahmet Kaya söyleyeceğim. Geçen de İvan Sert öyle bir şey yaptı bundan bir 5-10 sene önce. Düşünün ya, ben böyle bir şey yaparsam lütfen bana engel olun. DJ'lik yapar mısın? Şarkı söylemeden. O da mümkün değil yani. Her mesleğin bir yaş grubu olmalı. 65 yaşından sonra hiçbir ihtiyar, akli dengesi yerinde olsun olmasın, araba süremiyor. Çünkü sürmemeli. Çünkü trafiğin de kendi içinde kuralları var. Sahnenin de kuralı, böyle sesinin insanlara yumuşacık çıkmalısın, canlı okuman, arkanda D gibi orkestra olursa olsun. Anlatabiliyor muyum? Mesela güzel olma, mesela bu Tuğba Özay at gibi kadındı. Benim ablamın Survivor'dan arkadaşı. Annesiyle annem hala görüşür.
bu kadın aslında klas bir kadın. Deli saçması hareketler yapıyor. Bilerek yani deli yapıyor kendini. Yani gündem rol yapıyor. Evet. Bunu da ben buldum. Bu delirmeleri bir yerlere çıkıp olmayacak şeyler yapmayı Bahar Can'dan buldu. Çıktılar röportajlarda. Şimdi herkes deliriyor. Deliremezsiniz. Delirmenin de bir yaş sınırı olmalı. Seyhan başka bir konu. Seyhan zaten gençliğinde cinsiyet değiştirme ameliyatı olmuş. Hala zinde, enerjik, skinny bir insan. Yani bu, yapmayın yani ya. Öyle değil mi? Ama kadınlar çok hızlı deforme oluyorlar. Kendimden biliyorum. 18 yaşındaki ben, 19 yaşındaki ben bile bir değil. Değil ki sen. Bunu izleyen şimdi kadınlar bana feministlik yapacaklar. Ama ne yapayım? Yaparsanız yapın yani. Ne yapıyorlarmış? Feministlik yapabilirler diyor. Bırakması lazım diyor artık. Ben diyorum ki kadınların belirli bir yaştan sonra böyle işte derin yırtma, banken bile olsan, Tuğba Özay bile olsan sahneye çıkması, böyle hareketler yapması bence ne emeklilik yapmış? Sınırı gelmeli ve yapmamalılar diye. Şebnem Ferah Tuğba Özay emekli olmalı mı diyorsun? Evet. Sen Tuğba Özay'ın yaşına geldiğin zaman aynısını söyledim. Torun sahibi olur. Evet dedim ki. Taş gibi kadın. Hatta benim için bence siz Türk'ü 28 yaşından sonra Bahar Candan'ı emekli yapın. Yani ben Bahar Candan olamayayım mesela. Daha genç bir insan gelsin Bahar Candan olarak benim elimden alsın. Bu tacı ben ona vereyim. O Bahar Candan'lık yapsın. Cıvıl cıvıl yeni enerjiyle. Anlatabiliyor muyum? Ama o başka bir şey. Yani bir insan oyuncuysa, ünvanlı bir Türkiye güzeliyse ve ayakta ayakta kalmak için de sahneye mecburen çıkmak geçinle ilgili ya işte yapıyorsa genç yaşlarda yatırımlarını yapmaları gerekiyorlar. Yatırımlarını da yapmış bir kadın ama kusura bakma da yani Tuğba Özay'la bak Tuğba benim çok eski arkadaşımdır. Tuğba Özay'la yan yana gelmiş olsanız hatun 45 yaşında bir kadın. Yan yana gelmiş olsanız aranızda en fazla 3-5 yaş var zannederler. O kadar güzeldir Tuğba. Yalan mı? Tuğba Özay ya. Çok güzel. Müthiş güzel. Ama ses ben... konusunda aslında söylemek istedi de Bahar. Ses konusunda. Sesi bir daha dinleyeyim mi? Nazlı Sabancı'ya. Versenize bana o sesi. Dinlemeyelim. Nazlı Kayı Sabancı'ya çok benziyor. Ya ben... bazıları da çekilebilir tamam. Ama yani sanat dünyasından. Hayır eskiler hiç gitmiyor. Yeniler geliyorlar. Ne yapacağız biz böyle hani böyle selebritiler dünyası olarak? Türkiye'nin yarısı falan sanatçı mı olsun? Bazıları da çek mesela başka influencerlık yapabilirler. Dikiş dikebilirler, örgü örebilirler, derneklerde çalışsınlar. Derneklerin maaşlı çalışanları da var. İlla herkes yatırımcı, bağışlayan olmak zorunda değil. Tuğba Özay'ı ben şöyle güzel. Şimdi sen nasıl kendi yeni bir tarz edindin? Bu senin sen de 20 yaşında böyle giyinmiyordun. Bu senin 40'lı yaşları kombinasyonun. O da kendi böyle bir başkalaştırsın. Ne bileyim bir saçını kessin. Bir şey daha böyle bir beynini kullansın. Haksız mankensin de. Bak mesela Deniz öyle yaptı. Deniz podyumlarda esti. Bir güzellik ikonu oldu. Yıllarca kendini tatmin etti. Edemediği bir noktada zirvede bıraktı. Böyle olmalı. Şimdi Tuğba Özay en son Survivor'da güzel bir ses getirmişti. Onlar son demleriydi. Artık bırakmalıydın. Hala sen neyin şarkısı yapıyorsun? Güzel diyorsunuz. Bir kere gittiniz mi sahnesine? Ben Tuğba Özay'ın yanlış bir şarkı seçimi yaptığını düşünüyorum. Belki bir istek ve, gelmiştir. Hayır. Ve orkestranın prova yapılmadığını ve orada ses tesisatının da rezil olduğunu düşünüyorum. Tuğba Özay'ın çok iyi bir sesi olmayabilir ama doğru şarkılarla birçok kişiden bence Tuğba Özay'ın sesi Demet Akalın'dan hiçbir farkı yok. Kusura bakmayın. Yani doğrusu bu. Evet, çok zor bir şarkı. Bir şarkıcı, yani bir Demet hayır efendim. Demet Akalın da aynı Tuğba'dan hatta yaş itibariyle daha büyük olan ama sahneyle de ilgili inanılmaz bir fan kitlesi, hayran kitlesi olan ve ses olarak da çok Ebru Gündeş'ten bahsetmiyoruz. Demet Akalın'dan bahsediyoruz. Maalesef ki ses düzeyi aynı ama doğru şarkılar seçip doğru tesisatlar, yönetici, aranjör, iyi bir yönetmen, iyi bir şarkı seçimi, iyi bir beste, iyi bir söz bütünleşince bir anda başka bir boyuta geliyor. Bahsettiğimiz hatun Aleyna Tilki değil, müthiş bir ses Aleyna Tilki. Başarılı bir ses ama şimdi çıldıracak tabii Aleyna'yı övdüğüm için. Ama Tuğba Özay emekli olacak, evde de Bahar'ın söylemiş olduğu gibi örgü örecek bir kadın değil. Bence Tuğba'ya ben kendim bir şarkı vereyim,
Tuğba tekrardan şu kadının güzelliğine bakar mısınız? Bak. Çok güzel. Şimdi ben biliyorsun bir programda biliyorsun kavga etmiştik. Evet. Ama Yiğit'i öldür hakkını ver şimdi kadının, anladın mı? Yiğit'i öldür hakkını ver. Güzelliğine kimse laf söyleyebilecek gibi değil. Yani Bahar'la bir yere gitmiş olsa Bahar'a tepeden bakar, havada yapar. Ay, 45 yaşında. Ne münasebet, ben aynı havuzda yüzdüm. O ben, annesi benim annem. Survivor finalindeyken aynı otelde kaldık. Survivor'ı çirkin kadın mı? Hayır, çirkin demiyorum ama ne münasebet yani. Ben de bilmiyorum, bakmayın böyle ekranda kısa boylu falan çıktığımda. Gerçek hayatta ölür öldürürüm ya. Çok uzun boyum var benim. Ben sokağa bir çıkıyorum, insanlar şaşırıyorlar, sen dev gibiymişsin ya falan diyorlar. Aha, anladım ama gene de senden de uzun o. Manken o sonuçta, canım. Doğal olarak bacak boyu uzun tabii ki Tuba Hanım. Yani biz aynı boylardayızdır. Yine ben daha uzunumdur ama ben aynı havuzda da yüzdüm. Ben hiç bir kimseyi... 1.20. 1.20 bacak boyu. Hatunun 1.20. Yanımdan böyle geçip de bana yani üstünlük kurabileceğini fiziksel anlamda düşünmüyorum. Ha çok zengin olabilir, bilmem ne böyle high society, aristokrat ailelerden böyle gelinler, kızlar olabilir. Onlar ezmeye çalışıyorlar kendilerince. Onları da Allah'a havale ediyorum. Ama... Hiçbir manken, hiçbir ünlü bir şarkıcı, benden daha çok takipçisi olan hiçbir influencer, yani mesela güzellik de bende yarışamaz. Bu da net yani. Hani denge denk kalabiliriz. Yani zevkler, renkler falan oluruz ama geçemez. Bu arada Bahar, Bahar'la ilgili şunu söyleyeyim. Bahar ses olarak mesela eleştirmiş olsaydı, örnek veriyorum. Bu sefer kendini, ona bir şarkı söylettirmek lazımdı. Evet, Bahar... bak ne yazmışlar, söyleyeceğim aşkım. Evet, ben Bahar'ın Nişo'da gördüm, yani Nişantaşı'nda görmüş beni. Cidden bacak boyu benim boyum kadardı demiş, doğru. Doğru. Efendim? Şunu söylüyorum sana, net olarak. Eleştirdiğin kişilerden ya o konuda kritik yapabilecek bir... konuma sahip olmak lazım. Yani ya o zaman benim sesin... burada oturmam gerekiyor. Hayır, öyle değil, ses olarak. Şimdi ses olarak madem o kritize edebilecek bir müzik üstadıysan, hayır bir şey. Tuba Özay aynı şarkıyı aynı ses tonuyla 18 yaşında söyleseydi o vücuduyla hiç kimse ona dalga geçemezdi. Zaten insan onu o yırtmaçla o bacağa bakarken bana bir şarkı şarkıdır. Söyler misin bana? Söyleyeyim de ben şimdi yani... Merak ettim. Bu kendi güzel şarkını sesin... söyleyeyim mi? Evet, bu güzel sesinden bizi mahrum etti. O zaman Ebru Gündeş söylüyorum. Tamam. Söyleyin bir daha anmasın benim adımı. Söyleyin daha unutmadım yalanlarını. Söyleyin mahşere sakladım günahlarını. Söyleyin bilsin. Söyleyin bilirsin. Bir de name de yaptın. Çok güzel. Ya bu kafa sesi filan de çıkıyorsun sen. Hani kafa sesine çıkma çünkü kafayı dağıtmışsın. Efendim bu arada sen ne düşünüyorsun Tuba Özay'ın? Bence herkes kendi işini yapmalı diyorum. Neden? Nasıl neden? Bu şarkının nasıl sahibi? Şebnem Ferah ve Türkiye'nin en iyi rock starlarındandır değil mi Bahar? Şebnem Ferah. Tabii ki. Ve bu tarz bir orkestra ile söylenecek bir şarkı değil. Bu tarz bir ortamın da girmiş olduğu ortam sanırım şey nasıl bir ortam bilmiyorum konser. Ama. Konser. Bence burası bir konser değil. Konser mi Sertan abi? Yok. Bu hayır, burası bir açılış gibi. Düğün gibi ya açılış da düğün gibi açılış gibi ya da ödül töreni tarzında bir yerde olabilir. Olabilir. Öyle bir şey. Bu şarkı buraların şarkısı değil. Yanlış şarkı seçimi yapmış olduğunu düşünüyorum. Kendi sesi güzel olabilir. Ama biz onu bir manken olarak biliyoruz. Beğenmedim ben. Beğenmedin mi? Hayır. Olmamış yani. Başka bir şarkı söyleyebilirdi. Ve de orkestrayla anlaşamamış arasında. O yüzden de olabilir belki de. Sesini hiç dinlemedim canım. Sen ne düşündün? Ben çok yanlış bir şarkı seçmiş. Evet. Bravo. Çok yanlış. Bunu söyledim. Yanlış, yanlış bir şarkı seçmiş. Aynen. Yanlış Kibariye şarkı söyledi şarkı o şarkıyı. Yani Kibariye'nin söylediği, Şebnem Ferah'ın söylediği şarkı. Ama orada belki bir istek gelmiştir, bir şey olmuştur. Bir ben de eğer gelmiştir. Tuğba Özay'ın telefonu varsa... Belki giden telefonunda kalmış olabilir ama. Bir dakika. Tuğba Özay varsa eğer. Tuğba Özer, Tuğba ikinci, Tuğba Ünal, Tuğba
Yani bizim Tuğba İkinci'nin bir versiyonu gibi. Aha, buldum. Yani. Buldum. Tuğba İkinci'nin bir versiyonu gibi Tuğba diyor. Tuğba da yani öyle şimdi artık. Tuğba eskiden erkekler beğeniyorlar. Artık şimdi görmek ve dinlemek istemiyorlar. Gördük YouTube klibinde. Şimdi eskiden Tuğba böyle bir şarkı eklemiş koymuş olsaydı. Tuğba Özay'ı arıyorum bu arada. Milyonlar tıklardı. Artık öyle yok. Arkadan sallama. Yüzüne söyle bakayım şimdi. Ay niye ben hayatım. Ben bir röportaj veririm bir gün bir yerde Armağan'a. Sonra çıkar aynalarını farklı farklı yerlerde aynı şeyleri söylerler bu insanlar. Ben niye onlardan çekineyim, korkayım? Ben onların ancak idolü olabilirim. Haksız mıyım? Kimin idolü? Hayır ya, sanki Bridget Bardot'un arkasından konuşuyorum. Bizim Tuğba Özay yani. Söylerim, yüzüne de söylerim. Şimdi gitti o kadar. Başına şener taktı. Ben doğanın kızıyım, vahşiyim dedi. O elbiseyle o asfalistlik tavırları ne? Hani sen doğanın kızıydın? Bakın Gamze Özçelik çok doğru bir psikolojide. Ne yaşadı, başına ne geldi, neyle sınandı da bu hale geldi bilmiyorum ama herkese o insan bu aydınlanışı, Allah her insana nasip etsin. Gitti mesela, değil mi? İyi niyet elçisi oldu. Öyle de yaşıyor. Şimdi kendilerini elçi ilan ettiler, köylere gittiler, kasabalara gittiler, destek oldular, ateş yaktılar. E ne oldu şimdi? Az solist mi oldun? Kim inanır? Ben inanmam. Survivor'a katılması doğru değil miydi? Tamam, bence doğru Survivor'da, ama Survivor'da başına şey bağladı. Ablan da gitti. Ablan böyle yapıyordu tırnak içinde. Ağlamalı gülmeli. Çıktı, öyle de devam ediyor hayatına. Kafası o şekilde çalışıyor. Tuğba nasıl? Az solist olmuş. Ama belki bir düğüne gitmiştir ya. Bir arkadaşının, akrabasının sahneye davet etmişlerdir. Hayır hayır, ben sürekli görüyorum böyle bizim Ebru gibi falan böyle kulüplerde, barlarda sahneler alıyorlar. Tuğba manken de bir insan yani. Baş tacı bir insan. Hiç böyle kendi bu durumu düşünmesine gerek yok. Yani bir iki single çıkarıp insan birkaç kere de bir yerlere de gidebilir ama aldın evsin, daha neyi zorluyorsun? Peki. Bu arada delisin sen yani. Peki.